Videoya başlamadan önce Resident Evil 1 ve Resident Evil 2 hikayesini bilmiyorsanız sağ üst tarafta çıkan i butonundan izleyebilirsiniz. Çünkü Resident Evil 1 ve Resident Evil 2'nin hikayesi Resident Evil 3 ile bağlantılı. Resident Evil 3 1998'deki orijinal hikayeyi oldukça yakından takip ediyor. Böylece hikaye uyumlu ve aksiyon dolu bir şekilde akıp gidiyor. Hikayemiz zombi salgınının kaosunda Raccoon şehrinden kaçmaya çalışan Jill Valentine'ı konu alırken Umbrella olarak bilinen uğursuz şirketin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Sevgili Jill en azından yalnız değil. Carlos Oliveira, Umbrella karşıtı bir kurumun üyesi olarak Jill'in yanına geliyor. Jill ve Carlos birlikte çalışarak kendilerini yeraltı laboratuvarlarına, terk edilmiş hastanelere ve diğer korkunç mekanlara sürüklerken Raccoon şehrinin tamamını kapsayan komplonun ortasında uyanıyorlar. Sırlar çözmek, zombi dolu şehirde hayatta kalmaya çalışmak derken Jill ve Carlos da aslında yalnız değiller. Çünkü Nemesis onlara arkadaşlık etmek adına hunharca takibine başlamıştır. Bu durdurulamayan biyosilah, Umbrella'nın gerçek planları yakından tanıyan, polis gücünün üyesi olan S.T.A.R.S.'ın tüm üyelerini ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Oyunun baştan sona hikayesi şöyle. 27 Eylül 1998'de meydana gelen Raccoon şehri felaketinde Jill, evinden kendini zorla dışarı atar ve kendini zombilerin arasında bulur. Önceden de 2 ay önceki mansiyon olaylarında da tecrübesi olduğu için tüm bunlarla baş edebilir. Kısa bir süre içinde takım arkadaşı olan Brad ile barda karşılaşır. Brad, Jill'e Nemesis'i kastederek S.T.A.R.S.'ı yok etmek için şehre bir biyoorganik silah yollandığını söyler ve onu uyarır. Şehirde S.T.A.R.S.'dan sadece Jill ve Brad vardır. Chris, Ağustos'un sonunda Avrupa'ya yolculuk etmiştir. Barry de ailesini güvende tutmak için kısa süreliğine Kanada'ya gitmiştir. Ve şehirde Umbrella'nın diğer yeraltı tesislerinin yerini araştırması için Jill'i bırakmışlardır. Çok kısa bir süre sonra Jill, Raccoon şehri karakolunun bahçesine vardığında Nemesis ile ilk karşılaşmasını yaşar. Brad de oradadır. Nemesis, Brad'i Jill'in gözü önünde öldürür. Bu aşamadan sonra öncelikle hedefi Jill Valentine olmuştur. Bu kovalamacada Jill, karakolun içinde bulunan S.T.A.R.S. odasına varır. Orada bir radyo sinyali alır. Bu sinyal Alfa Birliği'nin Delta takımında takımının ağır silah kullanıcısı ve arka güvenlik koruyucusu bir paralı asker tarafından gönderilmektedir. Umbrella'nın paralı askerlerinin olduğu bir özel takımdır. Hayatta kalanları aramaktadırlar. Jill bu sinyalin üstünden çok zaman geçmeden Carlos ile karşılaşır. Jill başta Carlos'a karşı kaba davranır. Nedeni ise Umbrella'nın askeri olmasıdır. Ama zamanla onu kötü biri olmadığını anlar ve birlikte bu kötü olaylardan kurtulmaya çalışırlar. Tabii ki Nemesis her an peşlerindedir.